bir yazdım. Riskine mahsa. Hocam buyurun, canlı yayın başlıyor. Sevgili hocam, öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Türkiye Spor Hocaları Derneği Eskişehir Spor'su olarak Eskişehir Spor'un Eskişehir'in en önemli markalarından birisi olduğunu biliyoruz. Ve bu nedenle Eskişehir Spor'u güne kadar destekliyordu, bugüne destekliyordu, yarın da destekleyeceğiz. Siz öncelikle bu zor günde bir görev kabul ettiniz. Daha yeni bir teknik direktörsünüz Eskişehir Spor'un başında. Size başarılar diliyoruz inşallah. Eskişehir Spor'un içinde bulunduğu zor durumda biliyoruz. Yani bunu bilerek de geldiniz. Bu zor durumu aşarak Eskişehir Spor'u inşallah sezon sonunda ligde bırakan bir ekip olursunuz. Ben tekrar size başarılar diliyorum. Sporcu kadar size başarılar diliyorum ve sustular okuyorum. Bizler de nazik davetiniz için teşekkür ederiz Sadi Başkanım. Sağ olun, var olun. Allah daim etsin inşallah. İnşallah. Bizde de, hayatımızda da. İnşallah. Evet, biz de buraya ekip arkadaşlarımızla birlikte Eskişehir Spor Sinan'la geldik. Teşekkür ederiz bütün basın mensubu arkadaşlarımıza da. Çok teşekkürler. Sağ olsunlar. Evet, Eskişehir Spor'a yeni geldik ama daha önce de bir gelmişliğimiz var. Eskişehir Spor'da olarak ikinci bir kez gibi. Evet, Alpay Hoca ile birlikte evet. De burada bir görev almıştık. Kendisine de şükranlarımızı sunuyoruz bu vesileyle. Evet, şimdi zor bir zaman. Taşın altına elimizi değil gövdemizi sokma zamanı. Evet, biz de bu görevi seve seve aldık. Çünkü çok tanıdığımız ekibin içinde genç oyuncular vardı. Vesile olduğumuz, şu an A takımda olmalarına vesile olduğumuz oyuncular vardı. Tanıdığımız, bildiğimiz için, inandığımız için, enerjilerine ve sinerjilerine çok inandığımız için görevi tabii ki kabul ettik. Çünkü görev koskoca Eskişehir Spor Camiası olunca evet. Her şey teferruat oldu evet. Bir anda. Biz de şu anda bu mutlu ailenin içinde olduğumuz için mutluyuz, seviniyoruz. Teşekkür ederim. Tekrar hem kahvaltı için hem davetiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Geldiğimiz günden beri hem bize, ekibimize hem takımımıza gösterdiği nezaketten dolayı doğruları kaleme alıp doğruları söze alıp söyledikleri için hepsine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Evet. Hocam isterseniz geldiğiniz süreçte itibaren şöyle bir değerlendirme alsak ilk üç maçlık. İlk üç maç tabii. Tabii hemen. Zorlu bir periyotla başladınız. Bandırma, evet. Samsun ve İstanbulspor ligin güçlü takımlarıyla oynadık. İlk şanssızlıklar da vardı, eksikler de vardı. Şöyle söyleyeyim Erkan abi, şimdi geldiğimizde hemen oturup görüşme yaptık. Başkanımız bir liste verdi bize. Böyle bir 36 kişilik bir listeyle karşılaştık. Evet. Ondan sonra gece tabii oturduk, düşündük, baktık. Ne yaparız, ne ederiz diye. Nasıl çıkarız bu işin içinden diye. İlk önce geldiğim süreci hızlı bir anlatayım o zaman. Gelir gelmez gece otelde listeye bir baktım. Yarışmacı takım ve eğitilecek oyuncular çoktu. Onun yüzden hemen ekip arkadaşlarımızla birlikte değerli Fenerbahçe altyapısında görev yapmış yıllarca, genç yetenekli yetmiş, hemen Hasan hocamızı davet ettik. Sağ olsun o da bizleri kırmadı. Fahrettin hocamızı davet ettik. Onlar da hemen listenin üstünde oturduk. Bir çalışmalar yaptık. Nasıl bir şey yaparız diye. Biz de kendimiz hemen böyle bir planlama yaptık. Evet, yarışılacak bir grup ve yetiştirilecek bir grup olarak ayırmak zorundaydık. Ki hemen bir hafta sonra hızlandırılmış kurs gibi çarşamba pazar maçlara başladık. Yani 15 günde 3 tane maç evet. Oynadık. Bu süreçte bu 35 kişilik kadroyu yanılma payımız ne kadar her insan olduğu kadar bizim de olabilir ama en az seviyede yanılarak böyle kimseyi kaybetmeden bir havuz grubu oluşturalım dedik ki bir daha görmek şartıyla. Şu an havuz grubu dediğimiz gibi Eskişehir'e böyle bir havuz grubu oluşturduk. Altyapı hocalarımızla birlikte hemen bir toplantı yaptık. Sağ olsun Serdal Hocam ve Erkan İdari Menajer Başkanı bizi bırakmadılar yalnız. Altyapı hocalarımız da sağ olsun hemen bir toplantı yaptık. Futbolcuların hakkında birebir kendimiz görmekten önce birebir bilgilerini aldık ki en önemli bizi hızlandıran yoldu. Kısa bir yoldu. Teşekkür ediyoruz kendilerine de. Her zaman da yanımızda oldular, destek oldular. Çünkü onların altyapıdan çıkardığı oyunculardı. Bizden daha çok bilgi sahibi olan oyunculardı.
Onlarla birlikte oturup bir planlama yaptık. Dedik ki hocam bizim böyle böyle bir projemiz var. Mutlu olduklarını söylediler. Sevineceklerini söylediler. Her türlü de destek olacaklarını söylediler. İşte biz de bu oyuncu gruplarından sonra bu yarışmacı grubu belirleyip hemen işe koyulduk. Ondan sonra hemen önümüze bir Bandırma maçı geldi. Evet, Bandırma maçına çıkmadan 3 gün önce de oynadığımız daha önceki maçları izleyip baktık, bilgiler edindik. Takımımıza geldiğimiz günden beri oyuncu arkadaşlarımıza fazla şeyler yükleyip fazla şeyler almak istemedik. Küçük küçük, küçük küçük serum damlası gibi tane tane böyle ama kalıcı olsun, ilelebet böyle sağlam bir dirayetli bir takımımız olsun diye uğraşıyoruz. Bir anda ayağa kalkıp dirilip bir anda yıkılan bir takım olsun istemiyoruz. Geldiğimiz günden beri bilmiyorum belki farkındayız. Daha oynama arzusu, daha birlikte hareket eden, daha öne ve hücum yapmayı düşünen bir takım oturtmaya çalışıyoruz. Niyetimiz bu. Bunun üstüne bir sistem kurduk. Bu sistemin üzerinde adım adım, step by step dediğimiz şekilde gitmeye çalışıyoruz. Evet, ilk maç berabere bitirdik. Arkasından geldik burada Samsun Spor gibi şampiyonluğa oynayan büyük bütçeler ayırmış bir takımla mücadele ettik. Bu takımla da 1-0 mağlup olduk. İşte izlediğiniz gibi sizler de görüyorsunuz. Bir şeylerin değiştiğinizi bizler saha içinde görebiliyoruz. Oyuncuların da tepkilerinden anlayabiliyoruz ama nihayetinde bütün herkesin istediği skor. Skora da yansımasını istiyoruz. Biz artık bir noktaya geldiğimize inanıyorum. Artık bundan sonra skoru alabilecek bir diziliş içinde, bir dizayn içinde, taktik diziliş içinde bunu disiplinli şekilde 90 dakikaya yayarak artık skorlar almak istiyoruz ve bu skorlar içinde de rakiplermiş, şampiyonla oynuyormuş, ilk altıya oynuyormuş böyle bir ayrım gözetmeden. Ama bizim de bir yol haritamız var. Biz de bunu yöneticilerimizle geldiğimizde futbolcu kardeşlerimize de söyledik. Dışarıdan evet genç, tecrübesiz bir ekip gözüküyor olabilir. Evet transferimiz kapalı olabilir ama buna rağmen bu futbolcu kardeşlerimiz burada PTT 1. Ligi'nin 36 maçını, 34 maçını oynamış bir tecrübeye sahipler. Bir evvelki yıldan da A takımda olup bu takımı bu havayı yaşamış, playoff'ta kaybeden Göztepe'ye yenildiğimiz maçtaki kaybettiğimiz takımın içinde olan 5-6 oyuncu daha var. Bunlar tecrübesiz diyemeyiz. Artık bu konuyu geçmemiz lazım. Artık bilgi birikimimizle yarışmacı olduğumuzu farkına varıp sonuca yansıtacak bir ekip kurmaya çalışıyoruz. Bunun üstünde çabalıyoruz. Hocam sanki futbolcu kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın bir özgüven kaybı söz konusu. Yani şimdi maçlara çıktık da baktığımızda biz nasıl bu maçı kaybederiz bir inancı yerleşmiş bu sanki kafalarında öyle görüyoruz. Siz bunu kırmaya çalışıyorsunuz. Evet. Sadi Başkanım öyle güzel konuya değindin ki ben en son buna değinecektim. Yolumuz devam ederken şöyle bir şey var. Başkanım biz geldiğimizde evet çocuklarda bir moral bozukluğu vardı. 14-15 haftanın galip gelememe stresi, gol yedikten sonraki bir düşüşü gözde görülüyor futbolcuların gözünden. Okunuyor da yani hemen bir anda düşüyor takım. Geldiğimizde bunu anlattık işte çocuklar. Futbol sebzesi meyvesi gol olan bir şey yani insanları sevindiren insanları üzen bu. Ama buna bağlı kalırsak 20. dakika gol ediyoruz. 70 dakika kalıyor. 70 dakikayı bu üzüntüyle yaşarsak olmaz. Aynen. Kaç bin tane taraftarımız dışarıda bizi izliyor. Onlar da o zaman televizyonları kapatıp bıraksınlar. Maç bitmiyor. O yüzden bizim oturttuğumuz bu sistem inşallah ki kabul etti. Bedenleri aldı. Daha az koşarak, enerjilerimizi daha yüksek 90 dakikaya yayarak 90. dakikaya kadar oynayan, bu sisteme bağlı kalarak bir takım yaratmakta. Bunun mücadelesini veriyorduk ki pes etmesinler. Çünkü Türkiye'de futbol hataya dayalı. Minimum derecede olan bir şey değil. Avrupa kulüplerinde tabii ki minimum oluyor hatalar ama Türkiye futbolu hatayla oynanan bir şey. 90. dakika bile hata yapabiliyorlar. 80. dakika hata yapabiliyor. En küçük örnek bilmiyorum. Akhisar Bursa maçını izlediyseniz 1-0'u 2-1 öndeyken 90. dakika stoper aldı at dedi rakip Ali'ye. 90. dakika atsa İşte futbol böyle bir şey yani. 1-0 devam et, 2-1 devam et ama son dakika bile atabilirsin. Bu hatalardan iyi yararlanacak bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Futbol rakiplerimizi hataya zorlayacak bir takım yaratmaya çalışıyoruz.
Oyuncu kardeşlerimizin bazıları çok tecrübeli. Evet, futbolu bırakma yaşlarına yakınlar ama futbol artık yaş olarak da uzadı. Sahadaki performans artık futbolu bıraktırıyor. Yaş bıraktırmıyor. Bu tecrübeli kardeşlerimizin maç tecrübeleriyle genç dediğimiz arkadaşlarımız, ben göre genç değil, bana göre gençler 16 ve 17 yaşlardır, 18 yaşlardır. Artık olgun, futbolun en olgun, en güzel yaşlarında olan futbolcular, artık tepki vermeyi iyi bilen genç, dinamik bir kadromuz var. Bununla bu ligde kalabilecek başarıları elde etmek, sonuçları elde etmek, arzumuz, temennimiz bu. Bunun üstünde planlar yapıyoruz, bunun için çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bu serin damlası gibi olduğu için tabii tepki vermesini her an bir haftada, iki haftada bekliyor insanlar. Biz de öyle bir şey olursa çok sevinmeyecektik. Böyle bir durumda da çok üzülmüyoruz. Çünkü aklı başında olan, ne yaptığını bilen insanlar çok da sevinmez, çok da üzülmez. İşine bakan işine odaklanır. Biz işimize odaklanıyoruz. Bu futbolcu kardeşlerimizi buna odaklamaya çalışıyoruz. Başkanımızın söylediği çok önemli bir şey var. Şimdi bu hafta itibariyle 19. hafta oldu. Evet, futbolcu kardeşlerimizin üzerinde galip gelememenin artık şöyle bir şey oluşmuş galiba. Beraberlik sevindiriyor, mağlubiyet alışkanlık, galibiyete böyle bir uzak gözle bakılıyor gibi. Evet. Aslında hepsi birbirine o kadar yakın ki. İşte biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu sistemi kurmamızın sebebi budur. Hücum oynamayı bilen, nerede defans yapacağını bilen, hiçbir zaman disiplinden kopmadan eşit birebir mücadele edebilir. Rakip kim olursa olsun, ki 50 milyonluk bir Samsun geldi. 3 topçusu Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası oynadı geçen sene. 1-0 mağlup olduk. Evet, kendi özel bireysel hatalarımızdan pozisyonlar verdik rakibe. Ama ona bakarsak bize olgunlaştırdıkları, bilerek yaptıkları bir tane pozisyon olmadı. Bir de hocam, giderken bazı futbolcular vardı. Geldiğinizde yine aynı oyuncular kadroda. Evet. Ama forma şansı bulamayanlar da var bunların içinde. Evet, yani hayal kırıklığına uğradınız mı oyuncuların performansı üzerinde? Bazılarında hakikaten çok hayal kırıklığına uğradım ama bunu hemen yenmemiz lazım. Bununla yaşayamayız. Onlar da böyle yaşamamak zorunda. Çünkü bu kulübün, bu şehrin onlara şu an çok ihtiyacı var. Bunu bir an önce atmamız lazım. Sorun ne olursa olsun atmamız lazım. Çünkü öyle bir zaman yok. Öyle bir boşluk dilimimiz yok. Yani sezon başı boşluğu, devre arası boşluğu ve hatta milli maç arasını bile arar olduk. Açık söyleyeyim yani. Çünkü o çocukların bir özel psikolojik, böyle 25-35 tane futbolcudan bahsediyoruz. Yani geldiğimizden 3. gün sonra maça çıktık galiba, değil mi hocam? Evet, geldikten 3 gün sonra maça çıktık. Yani bir karşınızda düşünün, 35 kişilik bir futbolcu grubu var. 35'ini tanımak istesen, bir gün ayırsan 35 gün yapar yani. O yüzden bir dedik ki hemen bize konsantre olun. Bizim istediklerimize konsantre olun ki biz size çok çabuk cevap verelim, hızlandırılmış kurs gibi. İşte biz süreci biz olmadı ama o yüzden minimuma indirmek zorundaydım. O yüzden yarışmacı bir kadro oluşturmak zorundaydım. 24 kişilik. Yani bugün 20 futbolcu ve 4 kaleci normalde bizim antrenman şeyimiz, planlamamız. Ama havuzdan da 8 tane genç oyuncumuz var. Olur, eksiklik olabilir, sakatlık oluyor, işte görüyorsunuz. Virüs oluyor. Her türlü cezalı oyuncu oluyor. Kadro anlamında genç çocukları da içimizde tutuyoruz. Bunları havuzda arada bir performanslarına göre değiştiriyoruz. Bu şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Bir de hocam, havuz demişken, bu havuzda son günler çok eleştiriliyor. Yani antrenman eksikliği, antrenman fazla yapılmıyor. Bu konuda onlar sizin takviminizde olmuyor. Şöyle söyleyeyim Erkan abi, biz geldiğimiz ilk gün 16 tane futbolcumuzla birlikte Serdar hocamız ve altyapı hocalarımızla bir toplantı yaptık. Evet. Bu futbolcular da oradaydı ki burada listesi. Bu oyuncu kardeşlerimizle aslında bunlar çok şanslı bir grup. Farkında değiller, takımdan dışlandık gibi hissediyor olabilirler. Kendilerine de o gün onu ifade ettim. Sizler gelecek vadeden bu kulübün yararlanmasını sağlayacak en önemli kişilersiniz. Tekrar burada dile getiriyorum. Sizleri, eksik olduğunuz yerlerinizi futbolcu adına tamamlamanız gerekir. Futbolcu olabilmeniz için özel bireysel kurslar gibi size kurs yapacağız dedim. Yani siz bu yüzden seçilmiş kişilersiniz. Dışlanmış kişiler değil. Bunu iyi bilin dedim. Çünkü burada yarışırken dışarıda kalacağına, burada eksiğini gidermek önemli dedim. Ki o zaman haftada 3 maç olduğu için antrenman şeyini de söylemiştik. Şöyle bir karar vermiştik. Bu 15 günlük süreyi atlatana kadar U19'la birlikte çıkacaksınız. altyapı hocalarımızdan her hafta sizinle alakalı bilgiler gelecek. Hocamız da burada, kendisi de biliyor.
Bu raporlardan sonra normal bu haftaya girdiğimiz gibi haftalık maçlara girdiğimizde en az haftada 3 idmanınız bizle birlikte olacak dedim. Biz ve ekibimizle birlikte sizle özel yapacağız dedim ki bunun içinde 14 yaş grubundan bile 3 tane, 15 yaş grubundan bile 3 tane futbolcu bulduk. Yani 6 tane daha bu kulübün altına dinamit koyduk. Şöyle bir dinamit. Yani değer olup patlayabilecek bir dinamit bulduk. Allah nasip ederse bunların da üstünde duracağız. Yani yaş olarak hiç önemli değil. Sadece doğru eğitim verebilmek, doğru şekilde gelip A takım oyununa çıktığında da tamamlayıcı bir oyuncu. Oraya yardımcı bir oyuncu gibi değil, çift kale yapıldığında kenarda kalan değil de evet bu takıma distansı olmadığında ben gövdemi, vücudumu, formayı giyeceğim. Çıkıp oynayabilecek şekilde yetiştirmek. Amaç bu. Bu yüzden ayırdık bu grubu. Bunlarla özel ders yapacağız. Antrenman konusunda da şöyle, şu hızlandırılmış kursta 19'larla çıkacağız dememize rağmen bir iki arkadaşımız çıkmamış. Ama gelen duyumlarla kulağımıza işte biz eksiyiz, bize antrenman yaptırmıyor gibi konuşarak değil, çalışarak bir yerlere gelirler. Bu yüzden de bugüne kadar bekledik. Siz de biliyorsunuz Erkan abi. Biz de Allah şükürler olsun genç bir ekibiz, deneyimli bir ekibiz ama. Genciz ama deneyimli bir ekibiz. Buna rağmen çalışarak bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. Yoksa böyle basının karşısına gelip kendimizi ifade edip anlatmakla, bahaneler sığınmakla değil. O arkadaşlarımız da daha genç. Onlara hoşgörüyle bakıyoruz. Kendilerini geliştirmek istiyorlarsa, yani ben genç diye 14, 15, 17 yaş grubuna bakıyorum. 20, 22 yaş grubuna genç diye bakmıyorum, açık söyleyeyim. Çünkü baktığımda 35 kişilik bir kadro var. Yiyorlar, içiyorlar, gidiyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, gidiyorlar. Soruyorum, geçen seneden bugüne kaç tane maçı var? Bir tane yedekten girme var. Yani biz burası yetiştirme grubu değil ki, 23 yaşındaymış. Bir yılda ona harcayacağım vakti, 17 yaşındaki bir çocuğa harcayacağız. Belki Eskişehirspor'a kazandırırız. Belki maddi olarak transfer olur, kulübe bir katkısı olur. Belki 2-3 tane dosyanın kapanmasına vesile olur. Yani bizim niyetimiz bu. Böyle bakıyoruz. Kupa maçlarında görebiliriz hocam. İnşallah kupa maçlarında böyle bir şey düşünüyoruz. Zaten bu havuz grubu dediğimiz grup ve tamamlamasını istediğimiz az oynayan oyuncuları tamamlayıp oynatmayı düşünüyoruz. Bu şekilde bir planlamamız var. Yani günlük her gün karar verip değiştiren bir şeyimiz yok. Geldiğimiz ilk günde yanlışsa hocamız bizi uyarabilirse, durumumuz geldiğimiz ilk günde konuştuysak bugün de aynılarını uyguluyor haldeyiz. Doğru. Yani planlayıp bir şeylere çalışıyoruz. Günlük planlar çıkarmıyoruz. Bu planlamanın içinde ilk konuştuğumuz neyse arkasındayız. Evet buradan göreceksiniz bu 17 kişilik grup içinden belki bu sene belki seneye ama bu liglerde Türk futboluna kazanılacak oyuncular var. Biz de bunlarla uğraşıyoruz. Bunlara vakit ayıralım diyorum. Boşa vakit ayırmak değil. Buraya geldik 2 saat idman yapıp gidelim evimize yatalım değil. Sabah nasıl işimize gider gibi gidiyorsak akşam da ayrılalım istiyoruz. Bunlara vakit ayıralım istiyoruz. Bu şekilde Türk futboluna belki Eskişehirspor'a faydalı olacak oyuncular kazandırırız diye düşünüyoruz. Bizim düşüncelerimiz bunlar. Başka sormak istediğiniz bazı oyuncuların yeteri kadar mücadele etmediği bir eleştiriler var. Hatta taraftarlar Belediye Başkanı Murat biri ruhsuzlar diye bir ifade kullandı. Bununla ilgili ne dersiniz? Halil İbrahim'le ilgili çok eleştiri var. Doğal olarak siz de onun hakkında için size evet. Yönelmiş. Şöyle de bir şey var. Oyuncularımız var diyor. Burak evet. Gibi hiç görev almadık. Burak geldiğimizde bizden önce hep değişik mevkilerde oynanıp dışarıda kalmış. Burak'ı gerçek mevkisinde oynatmayı düşünerekten işte bu havuz grubuyla maç yaptığımız zaman gördük. Çocuk Allah var. Yaşıtlarının üstünde bir futbol sergiliyor. Evet onu düşünüyor muyuz? Düşünüyoruz. Hatta geçen hafta oyuna sokmayı düşünürken milli maç daveti geldi. Milli kampa gitti. Bu şekilde Burak bizim geleceğimiz, onun gibi futbolcular bizim Eskişehirspor'un... Onur var hocam, Onur. Evet, hepsi Onur'u da kazandırdık. Evet. Çok Melih diye bir kardeşimizi kazandırdık. Göktuğ diye bir forvet kardeşimiz, onu da kazandırdık. İnşallah daha çok var. Hepsini kazandıracağız bu kulübe ama eleştirilerle alakalı da şöyle söyleyeyim. Murat Diri, evet bu kulübe kendini taraftarlarla birlikte liderlik yapan özel bir insan. Gönülden herkesin sevdiği gibi Eskişehirspor'a bağlı, sevgisi tartışılmaz. Evet, içinden bir şeyler geçiyor. Mağlubiyeti kimse hak etmiyor, hazmedemiyor. Haklı. Futbolculardan da onların istediği gibi tepki vermesini bekliyor. Ben de söylediklerinizden bir yerden duyduğum kadar böyle mücadele edin, yenilin. Yok, böyle mücadele edip yenilmek ben istemiyorum. Biz akıllı başlı mücadele edip kazanan veyahut da en az puan alan bir takım olalım istiyorum. Korakor öldük bittik savaş değil bu bir oyun
bu oyunu en iyi şekilde kurallarına uygun oynamamız lazım. Futbolcu kardeşlerimize bunu anlatmamız lazım. Evet, genç diyoruz ya, işte bu konuda gençler. Yoksa yaş olarak olgunlar. Bu futbol bilgisi anlamında sistemle alakalı, taktik disiplinle, taktikle alakalı bilgilerde çok gençler. Onu da hocalarımızla zaten tartışıyoruz. Hem altyapı hocalarımız hem kendi aramızda. Bunlar bizim bu saatte vermemiz gerektiği için zaten zorlanıyoruz. Daha önceden böyle bir birikimle olsalardı, şimdi daha farklı yerlerde bile olabilirlerdi. Belki bu takımda durmazlardı. Daha çabuk transfer olurlardı. Göze batan oyuncular olurlardı. Hocam şimdi 19-20 maçtır kazanılan bir Eskişehir Spor var. Evet. Siz sürekli futbolcularla konuşuyorsunuz. Peki onlar size ne diyor? Yani bu kazanamıyoruz, niye kazanamıyoruz, neden kazanamıyoruz? Artık şunu söylüyorlar. Artık şunu söylüyorlar. Hocam, anlattığınız, gösterdiğiniz ve uygulattığınız şekilde küçük detaylardan kaybediyoruz. Evet, biz artık golün tarifini nasıl yiyebileceğimizi bile anlattığımız için onlardan yediklerini gördüklerinde bize teslimiyetleri daha çok arttı. Artık bize inançları da çok arttı. Çünkü her gelen bir toplantı yapmak zorundaydı buraya, ama söylediklerimizle, anlattıklarımızla kendileri de sahada bir şeylerin değiştiğini görünce daha farklı teslim oldular. Şimdi sorduğumuzda ne gördün, ne hissediyorsun? Duygularını almaya kalktığında aynen hocam sormam, çok basit, pisi pisine bir gol yedik. Nasıl yedik? Böyle yedik. Şöyle, ne yapmamız gerekiyor bu? Evet, bakın, sorusuyla cevabını vererek sahaya çıkartıyoruz futbolcuları biz. Hepsine de ilişkileriniz vardır, sorabilirsiniz. Sahada da fazla bir şey istemiyoruz. Size sorularıyla, cevaplarını verdiğimiz şeyleri yapmanızı istiyoruz. Bu kadar basit. Çünkü bu kadar yük daha yüklersek, stres de yaparlarsa kalkamazlar altından diye düşünüyorum. Çünkü 19 maçlık bir yenemeyen bir takımımız var. Evet, ben bu hafta şu kanaate vardım, bunu söyleyeyim. Birinci golü yedikten sonra futbolcularımın bir direncinin düştüğünü gördüm. Çok kendimi yırttım. Maçın daha bitmediğini, bizim bunu kazanabileceğimiz ve çevirebileceğimizi, 1-0 içeri girdiğimizde de aynı duygularla onlara söyledim. Bu maç dönecek ve soyunma odasına böyle gireceksiniz dedim. Çünkü ben gözle görüyorum, dışarıdan da insanlar izliyor. Çevirebilirsiniz. Bakın, dediğimiz gibi basit hatalar yiyoruz. Bunlardan gol yiyoruz. Bunlar döner mi? Evet, döner. Şimdi bu gördükleri, bildikleri, artık kendilerinin de kabul ettiği basit hataları yapmamak lazım. Bunu da yaptırmayacak olan bizleriz. Bu şekilde sahaya çıkacağız bundan sonra. Ben şunu söylemek istiyorum. Benim futbolcu kardeşlerim üzerinde gördüğüm, artık şehrin de üstüne oturmuştuk var. Hani gol deyince sanki iş bitecek, kaybedeceğiz. Hani gol atarsak, penaltı olursa, bir şey olursa artık. Yani bunu şehirden de kaldırmamız lazım. O yüzden sizden de çok rica ediyorum. Şehrimizi takımımızla beraber bütünleştirmeye çalışalım. Bu çocuklar, daha çok maçlar var. Bu çocukları tekrar bir motive edelim. Sıfırdan bir motive edelim. Çünkü hakikaten bizim geldiğimiz yer belli. Bu saatten sonra rakip kim olursa olsun kazanabileceğimiz maçlar var. Hepsini kazanabiliriz. Benim sizden destek olarak isteyeceğim tek şey bu. Zaten Türkiye'nin en güzide taraftarlarından birine sahibiz, taraftar topluluğundan. Onlar bize hem sosyal medyadan, hem basından, hem de bireysel olarak da acayip destek veriyorlar. Hiçbir yerde bizi yalnız bırakmıyorlar. Farkında da, bizim kulüp de farkında, oyuncularımız da bunun farkında. Etkilerin ve gücünün de farkında. Bunu pozitif yöne çevirmemiz lazım. Ben bunu düşünüyorum. Buna karar verdim. Yani açık ve net söyleyeyim. Bu çocukların üstünden, bu şehrin üstünden bu enerjiyi pozitif olarak yaymaya başlayalım bugünden itibaren. Ki hakikaten bu çocuklar bunu başarabilir. Başaramayacağımız bir şey yok. İnsanla olan her şey başarılabilir yani. Bir de hocam, artık geldiniz, takımı da tanıdınız. Evet. Bir de 3 tane zorlu maç da bitti. Ve evet, önümüzde Akhisar ve Keçiören gücüyle, evet, maç da var. 2 maçta iç sahada. 2 sahada. Bu maçlar için neler söyleyeceksiniz? İşte 2 maçı da inanılmaz derecede hazırlanacağız. Final niteliğinde 2 maç bizim için. Çünkü bunların hepsini artık final gibi oynayacağız. Bonuslar kazanmamız gereken maçlar vardı. Ve bonuslardan sadece 1 puan alabildik bize göre. Çünkü tam istediğimiz, tam takıma anlatmak istediğimiz duyguları anlattıktan sonra kazanmak istediklerini söylemiştik. Ki nihayetinde bunları yaparken hep böyle kıl payıyla bonus puanları dağıttık. Bu bonusları toplayamadık ama şimdi geldik özel maçlara. Bunlar bizim için özel maç, seçilmiş maçlar. Bu maçlara hem takımımızı, hem şehrimizi, hem kendimizi iyi hazırlayacağız.
Bu maçlar bizim için çok dikkat edilmesi gereken maçlar. Biz rakiplerimizi yenip altımızda kalmasını düşünüyoruz. Matematiksel olarak planımız, projemiz bu. Bir de önemli eksikler vardı hocam. Bu hafta var mı eksik? Bu hafta eksik şu antrenman eksiği olarak takımla bütünleşemeyen eksikler var. Evet, bugün gün geçen haftaki maçta 3 tane Bilal cezalıydı. Sol bek sakattı, stoperimiz sakattı, Erdal da sakattı. Bayağı eksik oyuncularımız vardı ama şu an tamamlama aşamasındalar. Kendi eksiklerini Kıvanç sakattı. Tamamlayarak takıma katılmaya çalışıyorlar. Bu hafta inşallah bana göre bir eksiklik yok. 11-12 kişi çıkıyoruz ama nihayetinde onların da gücü bize çok katkı sağlıyor. Var olmaları bile yanımızda katkı sağlıyor, moral veriyor. Bu hafta hemen hemen hazırız yani. Hocam bir de hakemler, özellikle İstanbul maçında gördük ki hakem hatası, o gösterilen kırmızı kart, arkasından iptal etmiş falan. Koltuk kardeşinin üzerinde bir istersemez bir etki yaratıyor sanıyorum. Evet. Futbolcu kardeşlerimize ben şunu söyledim. Rahat olun Serdar abicim. Çocuklar, biz dinamizmimizle artık rakiplerimizin yanında bir de hakemleri yenmek zorundayız. Hiçbirinin art niyetli olduğunu düşünmüyoruz. Ama olur, yanlışlıklar olur. Demoralize olmamamız lazım. Karşımıza o da bir engelse onu da geçmemiz lazım. Çünkü bizim artık bunları bahane edecek bir durumumuz yok. Bunları motive etmeye çalışıyoruz. Yani hakem de nihayetinde gördüğünü çalmaya çalışıyor. Teşekkür ederim o günkü yanlışını da düzelttiği için hakemden. Evet. Belki offside'ı bile görmeyebilirdi. Penaltıyı verebilirdi. Artık bazı şeyler değiştiğine inanıyorum. Artık güzele doğru gidiş var. Ben ona inandığım için futbolcu kardeşlerimize de inandırmaya çalışıyoruz. Evet, hakemlerimizi de yanımıza çekmeye, fair play içinde onlara saygı göstererek karşılarında şimdi 17-18 maçları yenemeyip 2 maç, 3 maçla beraber kalan bir topluluk var. Bunlara da anlayış göstermelerini istiyoruz onlardan. Bu agresif olmalarının, bu istek arzularına saygı göstermeleri istiyoruz hakem camiasının da. Bu kadar. Saygılar. Hocam bir de teşekkür ederim. Sportif direktörümüz Murat Bey göreve başladı. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir de sizden bir iki söz alalım Murat Bey. Şimdi öncelikle burada bulunan herkesin ve tüm Türkiye'nin kalpleri mübarek olsun. Sizin de bu nazik davetinizden dolayı teşekkür ederim. Yıllarca Eskişehir Spor'a karşı rakip olaraktan geldik. Bu gücü de camianın bir parçası olmaktan inanılmaz mutluluk duyuyorum bir kere. Onu belirtmek istiyorum. Yıllardır bana teklif geldiğinde İlhan Hocam'ı futbolcudan beri tanırım. Hasan Hocam'la Adana Spor'da beraber çalıştık. Fahrettin Hocam'la yıllardır tanışırız. Bu teknik kadron içinde gerçekten inandığım için ben de olmak istedim bu ekibin içinde. Onunla istişare yaparaktan, onun fikirleriyle ve benim tecrübemi bir araya kataraktan gerçekten bu Güzide takımı bir yerlere getirebileceğimizi inandığım için bugün buradayım. Evet, daha çok yeniyim. 4 gün oldu daha göreve geleli. Bazı şeylere vakıf olmaya çalışıyorum. Ama tabii ki yıllardır bu işi yaptığımız için pek uzun bir süre almayacak bu. Ama şunu belirtmek istiyorum. Yani dışarıdan görüldüğü gibi olmadığını anladım. Yani o beni çok şaşırttı. Nasıl şaşırttı? Çünkü biz yıllardır işte diğer takımlarda çalışırken, Eskişehir'e gelirken Eskişehirspor bitti. İşte yemek yiyecek yemeği yok, işte suyu yok, işte benzini yok, mazotu yok, zor geldiler falan filan. Vallahi ben geldiğimden beri gördüm, yani sağ olsunlar çıkan yemekler, yapılan ödemeler, yani kendi durumlarında çok güzel bir duruma getirmişler kulübü, yönetim. Teşekkür ederim. Yani bu güçle birlikte, yani dün mesela bir olaya şahit oldum. FIFA dosyalarından bir tanesi olan Pinto'ya bir ödeme yapıldı yani. Bunların da takibinde tutuyorlar. Ve inanın bana, yani gerçekten kulüp havasına tekrar toparlanmaya soktu. Ben bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Bu destekle birlikte İlhan Hocam'la tabii ki şimdi tamamen konsantramız takımımız üstüne olacak. Ben de tecrübelerimle birlikte biraz düzen ve disiplinle ilgili hocamla istişareler yapacağız. Bu genç çocuklara en
küçük en kısa zamanda küçük nüanslarla daha yüksek motivelere nasıl getirebiliriz? Bu şehrin beklediği hale, sonuçlara nasıl getirebiliriz? Beraber gece gündüz Allah'ın izniyle omuz omuza vereceğiz. Yönetimimizle birlikte en kısa zamanda insanların da beklediği kıvama ve level'a inşallah bu takımı getirmek için elimizden geleni yapacağız. Onun için geldim. Dediğim gibi daha çok yeniyim. Ama çok kısa zamanda bazı şeylere vakıf olup daha da için içine girip daha faydalı olmaya çalışacağız. Altyapı hocamıza gelmez ziyaret ettim sağ olsun. Bir tanıştık. İlerleyen günlerde kendisiyle de istişare yapacağız. Kendisinin de yüksek tecrübelerinden faydalanacağız. Onun da yönlendirmeleriyle elimden gelen ne varsa yapmaya çalışacağız. Hepimiz bir ekibiz. Hepimiz bir tane arma için buradayız. Yani o koltuk, bu koltuk, hiç kimsenin egosu yok. Ben seve seve herkes için burada bir asker olaraktan bu uyuyan devi tekrar uyandırmak için buradayız hepimiz. Allah'ın izniyle inşallah da muvaffak oluruz. Ben söyleyeceğim bu kadar. Murat Bey, bir dakika. Transfer açılması için bir çalışmanız olacağını duyduk. Şimdi bu yönetimin daha çok elinde olan bir şey. Kendileri bu konuda çalışmalarını yapıyorlar. Gereken zamanda gereken açıklamayı tarafımıza yapacaklardır. Evet. Altyapı direktörü Serdar Hocam da herhalde bir şeyler söyleyecektir. Ben söz alırsam bırakmam. Ne oldu Ömer Hocam? Şimdi arkadaşlar, bildiğiniz gibi ben geçen sene geldim altyapıda. Bir geçmişlik vardı. Onu düzelttik. Ve şansımıza Mustafa Özel gibi bir hocam benim talebemdi. Altyapıyla içli dışlı oldu. Ve artı üstüne Güzel Hocamız geldi ve altyapıya bizden daha iyi önem verecek kapasitede bir antrenörümüz. Çünkü onun tek hedefi alttan oyuncuları çıkarabilmek ve Eskişehir Spor'u belli bir yere getirmek. Şurada gördüğünüz tüm ekip gönüllü çalışan ekiptir diyebilirim yani. Zannetmeyin ki biz sırf Eskişehir Sporlu olduğumuz için buradayız ve gelen hocalarımız da bizlerle istişareyi bırakmadan önemli adımlar atıyoruz. Altyapıda da önemli adımlar atıyoruz. Bunları da zamanı gelince altyapı idarecilerimizle bir basın toplantısı yapacağız ya bu hafta ya önümüzdeki hafta. Altyapı da yeniden yapılanıyor. Tüm belediyeler, okullar hepsi arkamızda. Yani yeni bir Eskişehirspor arması değişmeden yeni bir Eskişehirspor geliyor. Sabırlı olmak lazım. Arkadaşlar hakikaten elinden gelen tüm gayreti gösteriyor ki hepsi takım karşılıklı oynadığımız, görüştüğümüz arkadaşlar. Eskişehir Spor'a, altyapısına en çok önem veren bir ekiple çalışıyoruz. Üstüne koymak istiyorlar. Diğerleri alıp oynatmak ama bu ekip üstüne koymak istiyor. Biz doğru yoldayız. Tabii sıkıntılar var. 15 maçları yenememiş bir takım, 17 maçları yenememiş bir takım. Onlar da zamanla açılacak. Bu da boyacı küpü değil ki. Sokup çıkar hemen 3 puan al. Onu da hocaya bir zaman vereceksiniz. O zaman zarfı içinde zaten neticeler gelecektir. Elimizde iyi bir ekip var. Alttan gelen çocuklar da iyi. Ama bunlar bir anda oldum havasına girdiği için kaybettiğimiz tek fark burada. Bir anda olduk zannettiler kendilerine. İşte giden 3 tane 4 tane çocuk tokatı yiyip geldiler. Takım bulamadılar. Düşünebiliyor musunuz? Kaleci Ekrem gibi bir kaleci takım bulamadı. Bedavaya gidecek. Ama ne oldu? Eskişehir Spor kazandı şimdi. Profesyonel imza atıldı. Tekrar 3 senelik 5 senelik bilmiyorum. Eskişehir Spor kazandı. Onlar da bunları örnek alacak. Öyle ben şuraya giderim, ben buraya giderim demeyecek. Daha olmadan ham meyveyi kopardılar yani bana göre. Olgunlaşacak. İleride daha iyi günler geçireceğiz. Ve yani küme de düşebiliriz. Bunu Eskişehir Spor artık bilmesi lazım. Düşmemek için elinden gelen tüm gayreti gösterecek herkes. Küme de düşebiliriz ama seneye bu lig, öbür ligde bu lige çıkabilecek bir kadro yapmasını istiyoruz biz hocanın. Yani kimsenin elinde değil bu. Ekipleri görüyorsunuz. Ama biz yine ben bu takımın son maça kadar küme düşme mücadelesi içinde olacağını ve kurtaracağına inanıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Bizler daha çok konuşuruz. Hocalarımızla istediğiniz soruları sorabiliriz. Evet artık tamam. Antrenman saati ama yani şunu görüyoruz ilk defa ben özellikle. Alt takımıyla A takım hocası ve yardımcıları
çok koordineli bir çalışma içerisinde. Önemli olan zaten bu. Şimdi az önce hocam da söyledi, havuz. Bu havuz daha önce oluşturulmalıydı. En azından hoca geldiği zaman o ekibin görmeliydi. Ama sonuçta gerçekten çok önemli bir adım atıldı. İnşallah bu adım Eskişehirspor'un gelecek yıllarda daha iyi noktalara getirecektir diye düşünüyorum. İnşallah. O niyetimiz, arzumuz o. Onun için çalışıyoruz. Hocalarım. Ben Hasan Hocam bir soru sormak istiyorum. Hasan Hocam bir soru sormak istiyorum. Evet, buyurun. Şimdi Hasan Hocam, bildiğiniz kadarıyla Fenerbahçe'yi bırakıp geldi. Yani, geçen sene Adana Spor'daydım. Evet. Fenerbahçe'yi bırakalım, evet, bir iki sene oldu. Evet. Şimdi ilk geldiğiniz altyapıyla ilgili onu sormak istiyorum. Şimdi biraz daha uzmanlık alanı. Nasıl gördünüz Eskişehirspor altyapısını? Bundan sonrası için ne yapılabilir? Vallahi yani öteki altyapılara bakıldığı zaman Eskişehir hocam zaten benim çok sevdiğim hocamdır kendisi. Bayağı potansiyel var. Ama eksik şurada, çocuklar birden yukarı aldığımız zaman şaşırıyorlar. Yani kendilerini olmuş gibi hissediyorlar. Hayır, tam tersi. Olmamışı alıyoruz biz. Burada oldurmak için alıyoruz. Genç takımdan A takıma çıkar. Biz de hepimiz zamanında genç takımdan A takıma çıktık. İnan soyunma odasında konuşamazdım. Ben kendi adıma söylüyorum. İlanı Fahrettin hocamı bilmiyorum ama 8 ay konuşmadığımı bilirim soyunma odasında. 8 ay. Fenerbahçe'de A takıma çıktığımda 8 ay soyunma odasında böyle oturdum sadece. Buradaki çocuklar birdenbire A takıma çıkınca olduğunu zannediyorlar. Yanılgı olan tek şey bu. Daha olmadınız, hamsınız. Böyle bir hoca var, böyle bir ekip var, böyle bir menajer var, böyle bir yönetim var. Yönetime de buradan teşekkür ederiz biz. Gerçekten bize çok destek veriyorlar, sağ olsunlar. Bu altyapı, üst yapı olayı değil, bu Eskişehir, büyük camia burası. Dışarıdan 20-25 tane oyuncu, ben Eskişehir'de bedava gelip oynarım diyen oyuncularım var benim. Öyle bir camia burası, büyük bir camia. Buradaki oyuncuların da onları hem hazmedip hem hissetmeleri lazım. Çünkü Eskişehir, yılların çok abilerimiz var Eskişehir'de. Benim çok sevdiğim bir kardeşim var, Zafer Tüzün gibi yetenekli bir Fenerbahçe'de beraber oynadığımız. Burası oyuncu yuvası Eskişehir. İnşallah bunları birbirine A takımla beraber birleştireceğiz. Eskişehir'i en iyi yerlere getirmeyi düşünüyoruz. Nasip olursa, Allah nasip ederse. Herkesin de bu arada unuttuk. Mevlid Kandil'in mübarek olsun. Teşekkürler. Evet. Daha fazla hocamı istiyorum çünkü 11'de antrenmana çıkacak. Orada bekliyorlar. Ben tekrar İlhan Hocam ve ekibine başarılar diliyorum. İnşallah İlhan Hocam de bu ekip Eskişehirspor'u bulunduğu noktadan daha ileriye taşıyarak bu sene ligde kalmayı sağlayacaklarına inanıyorum tekrar. Teşekkür ederim hocam. Ben de teşekkür ederim nazik davetiniz için. Herkese sağ olsun, var olsunlar. Eskişehir halkının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Mevlüt Kandili'ni de buradan kutlamış olalım. Herkese iyi kandiller. Teşekkür ederiz. Başarılar dilerim. Sağ olun. Teşekkür ederim.